iyi mesailer. Sağlıklı günler diliyorum öncelikle. Gönlümüz arz eder ki ülkede her şey çok iyi olsun. Her şey güzel olsun. Milletin huzuru, refahı, mutluluğu yerinde olsun. Lakin ülkeyi yönetenlerin, devleti idare edenlerin beceriksizlik ötesi kusurları, yanlışları Türkiye'de her geçen gün bazen ekonomide, bazen sağlıkta bazen sosyal yaşamda kötü haberlerle güne başlamamıza vesile oluyor. Şimdi çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Cari işlemler açığı. Vatandaşlarımızın derdi evet enflasyon, hayat pahalılığı, iş, aş. Ama bütün bunların altında bu cari işlemler açığındaki olağanüstü zirvenin büyük bir önemi var. 2019 yılı mart ayı. Türkiye'nin cari işlemler açığı tekrar söylüyorum. 2019 yılı mart ayında 120 milyon dolar. Türkiye yıllardır cari açık verir. Ama bu bir şekilde kapatılır, dengelenir. Bunun yollarını şimdi söyleyeceğim. Yani yapılanı, ola geleni söyleyeceğim. Çok garip bir tabloyla, vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu 2019 martında 120 milyon lira dolar olan cari açık 2020 mart ayında mart ayında bir ayı söylüyorum. 40 kat artmış değerli arkadaşlar. 40 kat. Bu bir ekonomi için alarmdır. Sos veriyor demek esos veriyor demektir. Şu anda 2020 Mart ayı cari açığımız 4 milyar 923 milyar dolar. 120 milyon dolardan 2019 Mart'ta 4 milyar 923 milyar dolara dayanmış 40 kat artmış bir cari açıkla ve bunun doğuracağı olumsuz tehditlerle ve tehlikelerle Türkiye karşı karşıya. Efendim Covid'le mücadele vesaire. Elbette etkisi var. Hiç yatsımıyorum. Ama 40 kat artacak bir etkinin olması Türkiye'nin Covid'le mücadelede yürüttüğü süreçte dikkat alındığında mümkün değil değerli arkadaşlar. Bunun Covidle mücadelenin yanı sıra iki temel sebebi var. Bunun birisi Türkiye'nin ihracatının azalıp ithalatın çok artmış olmasıdır. İkincisi turizm gelirlerinde geçen yılın aynı ayına göre yaşanan 750 milyon dolarlık azalmadır. Hal böyle olunca bunun nasıl tolere edileceğini hepimizin sadece devlet yönetenlerin değil bizim de düşünmemiz lazım. Efendim eskiden bu nasıl kapanıyordu? Nasıl tolere ediliyordu? Şöyle oluyordu. Cari açık Türkiye'de ola gelmiştir. Ama bu yılın mart ayındaki artış olağanüstüdür. Kabul edilebilir, öngörülebilir sınırların çok 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 üstündedir. Ve Şimdi bunu nasıl toler edeceğiz? Eskiden dışarıdan sermaye gelirdi ve devlet borçlanma yapmak suretiyle bu dengeleme götürülür, yürür giderdi. Şimdi böyle bir tablo olur mu derseniz ben burada umut var değilim. Zira Türkiye'ye artık dışarıdan sermaye girişi şöyle dursun tek adam rejiminin yarattığı güvensizlikten dolayı sermaye çıkışı var, kaçış var. Yani havuza su dolması gerekirken havuzun dibindeki vanalar açılmış, havuzdaki su boşalıyor. Dışarıdan sermaye gelmiyor, içerideki kaçıyor. Efendim borçlanma orada da baktığınız vakit borç verme kapasitesine sahip ülkelerin Artık dünyada bu meseleye bakışları sadece ekonomik değil. Burada bakıyor Elinoğlu. Burada demokrasi tıkır tıkır çalışıyor mu diye bakıyor. Burada hukukun üstünlüğü var mı diye bakıyor. Burada yargı bağımsızlığı var mı diye bakıyor. İyi bir ekonomik programı öngörülebilir bir ekonomik programı sürdürülebilir bir kalkınma programı modeli var mı diye Bakıyor. Sana ona göre borç veriyor. Ona göre sermaye girişi gerçekleşiyor ya da gerçekleşmiyor. Biz Türkiye kötü olsun ister miyiz? 83 milyon insanımızın huzurundan, refahından başka ne muradımız olabilir? Biz AK Parti ve Erdoğan'ı ve damat ekonomisini eleştirdiğimiz zaman efendim ekonomimize dış müdahale var. Bir de bu CHP Bunları niye konuşuyor? Ya ben bunları konuşacağım ki sen yolun doğrusunu bulacaksın. Senin yolun yanlış. Tuttuğun yol yanlış. Gördüğün iş yanlış. Kadron yanlış. Basiretsiz, ehliyetsiz, liyakatsız bir kadroyla Türk ekonomisini, Türkiye ekonomisini bu kadar hacmen büyük bir ekonomiyi batırıyorsun. Ve istiyorsun ki CHP seyretsin konuşmasın. Konuşacağız. Konuşmaya mecburuz değerli arkadaşlar. Konuşmak için de zemin lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli iradenin tecelligahıdır. Burasıdır, her şey burasıdır. Devlet de burasıdır. Evet yeni sistemde tek adam rejimi devleti bir kişiyi sevk ve idare ediyor olsa bile buradan aldığı yetkiyle Buradan aldığı bütçeyle devleti sevk ve idare edecek. Hayırlı olsun AVM'leri açtılar. Kimi güç ve basınç odaklarına dayanamadılar. Bilim kurulunun müsbet bir görüşü olmamasına rağmen AVM'ler açıldı. Emeğis niye kapalı? Bak bu kadar sorunumuz var. Az önce söyledim. Geçen yılın Mart ayına oranla bu yılın Mart ayında 40 kat patlamış 120 milyon dolardan 4 milyar 923 milyon dolara yükselmiş bir cari açık elimizde pimi çekilmiş el bombası bu. Ne yapacağız bunu? Nerede konuşacağız bunu? Çareyi nerede arayacağız? Bir yıl içinde bu hale gelmemizin mesuliyeti zaten sensin. Senin ufuksuzluğun, öngörüsüzlüğün, basiretsizliğin. E, gündemi yok. Önemli bir gündem olursa açar toplanırız diyor sayın başkan. Sayın başkan. Meclisin çok önemli bir gündemi bu işte bugün oluştu. Başka önemli gündemlerimiz de var. Covidle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın şehit sayılması bu sonra da yapılabilir denebilir. Ama bunun bir an önce mecliste yasalaşması Covidle mücadelede e emek sarf eden sağlık çalışanlarını motive edecektir. Bundan daha mühim bir meclis gündem olabilir mi? Kira stopajı ertelen kaldırılsın diyoruz. Sizi lafı gelsin, motorlu taşıtlar vergisi bu yıl kalksın. Kamuya ait iş yerlerinden bir altı ay kira alınmasın. Kiracı eğer esnafa faizsiz kredi verilsin. Bunları söylüyoruz. Çiftçi borçları var. Çiftçi perişan. Maske ve hijyen temizlik ürünlerinden KDV bir yıl kaldırılmalı diyoruz. Bunlar meclisin işi değil mi? Bunların hepsi meclisin işi. Yürütme işleri doğru sevk ve idare edemiyor. Meclisin en temel görevi evet meclis yasa yapar ama ikinci ve en temel görevi yürütmeyi denetlemektir. E, denetleyemiyoruz. Dünyanın bütün parlamentoları çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Evet, esnek çalışıyor. Demiyoruz ki yedi gün 24 saat meclis açalım. Ama oturulup konuşulup öncelikler belirlenip meclisteki 5 grubu bulunan 5 siyasi partiyle birlikte çiftçiyi, işini kaybeden garsonu, lokantacıyı, berberi, şoförü, gündelik temizlikçiyi, kağıt toplayan çocukların meselelerini çözmek için daha önce verdiğimiz 20'yi aşkın kanun teklifimiz meclisin raflarında. Hadi bizimkini kabul etmiyorsunuz. Siz getirin kardeşim. Hemen çok kısa bir sürede bunları yasalaştıralım diyoruz. Hayır, meclis çalışması, Milletvekillerinin canı hepimizin canı kıymetli. 83 milyonun 83'ünün 83 milyonunun da canı aynı nispetle kıymetlidir. Koskoca meclis geçmişte bunu yaptık. Sosyal mesafeyi koruyarak şimdi siz değerli basın mensuplarının oturduğu gibi oturduk. Gene oturabiliriz. Bizim derdimiz Bağcı'yı e, dövmek değil. Bizim derdimiz üzüm yemek. Halk tabiriyle. Yani bizim derdimiz Erdoğan'ı dövmek değil. Erdoğan'a yumruk atma siyaseten tabii. Erdoğan'a siyaseten yumruk savurmak değil. Bizim derdimiz 83 milyon insanımızın yani çiftçimizin, küçük esnafımızın, iş arayan işsizin üniversite sınavına hazırlanan gençlerin onların onlara yaşatılan bu kabusun yapılan bu yanlışların yaşlılarımızın, emeklilerimizin, annelerimizin, bebeklerimizin hayatını kolaylaştırmak, huzurunu sağlamak. Başka bir derdimiz yok. Ama Türkiye'nin derdi başka. Yani Türkiye'nin başka dertleri var gibi gösterilmeye çalışılıyor. Rütük Radyo, televizyon, üst kurulu. Dün de kurum demişim özür diliyorum. Bilmediğimden değil, dil sürçmesi. Radyo, televizyon, üst kurulunu tekrar uyarıyorum. Yandaş olmayan, borazan olmayan medyaya terör estiriyor. Aba altından sopa gösteriyor. Yayın durduruyor, frekans iptaliyle tehdit ediyor. Bunu yapamazsın ey Rütük Başkanı, ey Rütük üyeleri. Haddinizi bilin. Sizin seçilmenize katkı sunan bir siyasi partiye gönül vefa borcunuz olabilir. Anayasal bir kurumun, kurulun üyelerisiniz. Tayyip Erdoğan'ı mutlu etmek için şaklabanlık ve şarlatanlık yapmak için oraya seçilmediniz. Bazı kanallarla ilgili isim vermiyorum. İki yıldır müteaddit defalar yapılan şikayetleri hiç gündemine almayan Rütük, bazı kanallarla ilgili durumdan vazife çıkararak şikayete bağlı olmaksızın resen işlem yapıyor. Üst kurullar saygındır. Saygınlığını korumalıdır. Bu atsizliğin, bu işgüzarlığın millet vicdanında karşılığı yoktur samimi söyleyeyim AK Parti seçmeninin vicdanında da karşılığı yoktur. Bir kişiye yaranacağız diye Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş üst kurul üyelerinin bu kadar partizanlaşması, bu kadar kontrolsüzleşmesi, bu kadar taraflı hale gelmesi ve AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırmayan Tayyip Erdoğan öksürürken bile canlı yayına geçmeyen televizyonlara baskı yapmasını kabul etmiyoruz. Ey rütük, ey başkan, ey rütükün üyeleri tekrar uyarıyorum. Millet vicdanında hem o kurulun hem kendinizin itibarına halel getirmeyin. Bu bir uyarıdır. Bu uyarıları meclisimiz açıldığında da yapmaya devam edeceğiz. Dün Erdoğan polemik yapacak seviyor ya. Ayrışsın millet diyor. Yüzde bir tarafta, yüzde bir tarafta. Bu bunsuz yapamıyor. Dün de tuttu. Bir gün önce kısmen bir teşekkür etmişti. Herhalde dedik Erdoğan biraz bazen Cumhurbaşkanı gibi bakmaya meselelere bak başladı. Dün de kendisini ekonomiyi gidişatı eleştiren herkesi faşist zihniyet uzantısı olarak niteledi. Faşist zihniyet. Şimdi ben Erdoğan'a buradan bir, iki, üç, dört, beş tane örnek vereyim. Eğer Erdoğan bir faşist zihniyet arıyorsa şuna baksın. Bir ülkede yargıçlar karar vermeden önce acaba bu karar Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırır mı? Hiddetlendirir mi? öfkelenir mi diye düşünerek karar vermek durumuna gelmişse işte orada faşist zihniyet vardır. Bir ülkede tümünü kastetmem mümkün değil. Devletin valisi olan, devletin kaymakamı olan bürokratlarımız var. Ama genel olarak bir ülkede bir ilde vali AK Parti il başkanından daha AK Partili ise bir ilçede kaymakam AK Parti ilçe başkanından daha AK Partili ise ilin bütününde valiler ve kaymakamlar AK Parti milletvekillerinden daha fazla köyde kasabada parti propagandası yapıyorsa işte Erdoğan orada faşist zihniyet vardır. Şu edepsizliğe bakın ya. Bir ilimizin valisi telekonferans moda ya şimdi bir gereklilik. Küçümsediğimden söylemiyorum. Telekonferansla devletin valisi AK Parti'nin o ilin il başkanı ve diğer bütün ilçe başkanlarıyla toplantı yapıyor. Toplantı yapıyor. Erdoğan faşist zihniyet orada işte. Burada demokrasi var diyoruz. Perişan etmiş olsanız da yerle yeksan etmiş olsanız da demokrasimiz her şeye rağmen kanıyor olsa da var diyoruz. Senin valin AK Parti ilçe başkanlarıyla oturup Diyarbakır'ın bilmem hangi ilin hangi ilçesinin Covid'le mücadele programıyla ilgili sadece onlara bilgi veremez. O yılda başka partiler de var. Bu da bir demokrasi ayıbıdır. İşte bir faşist zihniyet aranıyorsa burada alası vardır. Bir örnek daha vereyim. Antidemokratik uygulamalarını tasvip etmeyen, karşı çıkmaktan geçtim, hükümetin Erdoğan'ın antidemokratik bir uygulaması var, adam karşı çıkmıyor, et, feryat figan etmiyor da tasvip de etmiyor. Bu bile Erdoğan'ın nezdinde suç sayılıp bunu tasvip etmeyen insanı bile kriminalize ediyorsan Erdoğan işte orada faşist zihniyet arayacaksın. Ve dünyanın hiçbir demokrasisinde olmayan bir şey bir ülkede yaşanıyorsa, faşist zihniyet orada arayacaksın o da şu: bir ülke var, sandık var, demokrasi var, sandıktan çıkmış bir cumhurbaşkanı var, karşı çık ona karşı olanlar var, destekleyenler var, çok doğal. Ama sandıktan çıkmış bir cumhurbaşkanınınla ilgili olarak. Yüz bin kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve 30 bin dava açılmışsa işte faşist zihniyet orada. Konuşma kardeşim. Yazma kardeşim. Düşünme kardeşim. Ben sizin yerinize konuşurum. Ben sizin yerinize yazarım. Ben sizin yerinize düşünürüm diyen bir devlet başkanı, cumhurbaşkanı var ise işte faşist zihniyet orada var. Bir ülkede bir gazeteci, bir yazar, bir siyasetçi hakkında bir yılı aşkın süre soruşturma iddianame hazırlanmadan bunları derdest edip cezaevine koyuyor ve yıllarca bunların iddianamesini hazırlamadan cezaevinde yatırıyorsan Erdoğan işte faşist zihniyet orada var. Ve seçilmiş belediye başkanlarını Yargı kararı olmaksızın anayasadaki hükmün dışında görevlerinden alıp yerlerine kayyum atıyorsan faşist zihniyet işte orada Erdoğan. Ve bütün bunların sorumlusu müellifi sensin. Bize kızıyorsun. Bak bir şey söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Çok sevdiğim bir atasözü var. Derler ki kusuru yüzüne söylenmeyen ayıbını hüner sanarmış. Erdoğan, daha çok ayıp etme, daha çok kusur işleme diye Cumhuriyet Halk Partisi de diğer partilerde senin bu beceriksizlik üstü yanlış yönetimini sanan yüzüne karşı ve aziz milletimizle paylaşmak zorundayız. Sen ayıbını hüner zanneden bir ruh iklimiyle artık yaşıyor, çalışıyor, düşünüyor ve iş görüyorsun. Ve samimiyetle, samimiyetle Sayın Erdoğan'a bir çağrı daha yapmak istiyorum. Çok dinlediği yok ama biz yapalım. Hani karınca hac yolculuğuna çıkmış, işte bir diğer hayvan ona nasıl gideceksin falan deyince ben yolunda bulunayım demiş. Biz de Türkiye'nin selameti için yapıcı muhalefet anlayışımızı her vesileyle ortaya koyalım da sen bildiğini yapıyorsan Allah bilir millet bilir. Erdoğan senin şimdi bütün işi gücü bırakıp Hazreti Mevlana'nın meşhur yedi öğüdünü bir okuman lazım. Gel şunu bir oku. Bu akşam bugün neyse yarın şu yedi öğüdü Hazreti Mevlana'nın yedi öğüdünü bir oku. Bugünlerde buna çok ihtiyaç var. Sanki Hazreti Mevlana bu yedi öğüdü vallahi de billahi de senin için söylemiş diye hisseder hale geldi. Yaptıkların uygulamaların bana bunu düşündürüyor. Tekrar söylüyorum. Ayıbını hüner sanmaman için kusurunu yüzüne söylemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar. Ömer Çelik dün altına imza atacağım. On numara bir laf etmiş. De. Keşke lafı işte sizlerin huzurunda kamuoyuna değil de biraz sonra söyleyeceğim üç adrese etseydi. Ömer Çelik demiş ki dedi yani ben de dinledim. Türkiye'nin darbe gündemi yoktur. Hele şükür ya. Ya hele şükür. Ak Parti sözcüsü kimliğiyle bunu söylüyor herhalde. Adanalı Ömer Çelik, Adana eski milletvekili Ömer Çelik olarak söylemiyor. De kardeşim bunu üç yere söyleyeceksin. Ömer Çelik. Bir, Genel Başkanın Recep Tayyip Erdoğan'a söyleyeceksin. İki, yandaş gazetecilerinize söyleyeceksin. Üç, şöhretli televizyonlarda her akşam boy boy e, görüntü veren. Veya yorumcu olarak, tartışmacı olarak, yazar olarak, köşe yazar olarak, Erdoğan'ı savunmak için çırpınan köşe yazarlarına söyleyeceksiniz. Bu üç yere söylersen, Türkiye'ye içine soktuğunuz bu anlamsız ucube tar darbe tartışmaları biter. Türkiye'nin derdi darbe değil, Türkiye'nin geçim derdi var, darbe derdi yok. Türkiye'nin aç derdi var, iş derdi var, maske derdi var, hayat pahalılığı derdi var. Ve... 18 yaşını bitirmiş bitirmemiş 2 milyon 800 bin gencimizde yarattığınız şokun hayal kırıklığının gerilimi var Türkiye'de. Efendim 20 21 21 Haziran'da yapıyoruz. Güzel. Efendim Covid çıktı 25 26 Temmuz aldık. E güzel. Efendim biraz normalleştik. Tekrar 27 28 Haziran aldık YKS'yi. O çocuklar bu sene sınava giriyor ama ilk seçimde ilk defa da oy kullanacaklar. Ve göreceksiniz size neler edecekler. O çocukların gelecek endişesiyle, psikolojisiyle, gerilimiyle o çocukların ruh halini siz düşünemiyor musunuz kardeşim? İçinizde hiç mi pedagog yok? Hiç mi eğitimci yok? Bu çocukların zaten bir stresi var. Pimpon topu gibi sınav tarihini bir oraya bir buraya çevirmekten muradın ne? Burada kimin basıncına teslim oldular bilmiyorum. Ama garip bir durum. Değerli arkadaşlar. Evet Ömer Çelik Türkiye'nin derdi darbe değil. Türkiye'nin gündemi bu işte bak. Kayseri'de ihtiyaç sahipleri için Ramazan gıda paketi almak için insanlar sıkış sıkış kuyrukta. Al sana Türkiye'nin derdi ve gündemi. Evet, tekrar bu vesileyle Ömer Çelik'e teşekkür ediyorum. Türkiye'nin darbe gündemi yoktur ama lütfen bunu Sayın Erdoğan'la ve yandaş köşe yazarlarınızla da paylaşırsanız Türkiye'yi anlamsız, lüzumsuz tartışmalardan bir an önce çıkmasına da katkı sağlamış olursunuz. Değerli arkadaşlar, Varlık Fonu diye bir kuru oluşum var. Devletin bütün kitlerini buna verdiler. Üç kamu bankası da varlık fonunda. Ne hazindir ki? 2019'da 28 buçuk milyar üç kamu bankasına hazineden para enjekte etmişiz. Bu yılda altı buçuk milyar etmişiz, 21 milyar daha ediyoruz. Her şey berbat edildi. Üç büyük kamu bankası da devletten para enjekte edilmeden işleyemez hale geldi. Varlık fonu <laughs> Türkiye'nin, devletin öz serm, bütün ekonomik eee birikimlerinin toplandığı yer oldu. Ama denetleyemiyoruz. Meclis kapalı olduğu için değil. 2019 Ekim'de gelecek olan denetim raporu gelmedi. Yani 2018 yılında bu varlık fonu ne yaptı, ne etti? Yasasında var Meclis'in denetimine tabi. Bilmiyoruz. Mecliste bilen yok. Rapor ne zaman geldi? 2018'in raporu 2020'nin Mart'ında geldi. Daha görüşülmedi. Ne zaman görüşülmesi gerekiyordu? 2019'da. Bu kadar şeffaflıktan uzak devlet yönetmeye kalkarsanız, pir pak bile olsanız şaibel olursunuz. pir pak olsanız ki bence değilsiniz, şaibel olursunuz. Velhasıl <laughs> şimdi meşhur şu üç zarf hikayesi vardır değerli arkadaşlar. Sadrazam görevden alınıyor yerine gelene üç zarf vermiş demiş ki başın sıkışınca bir nolu zarfa aç, biraz daha sıkışınca iki nolu zarfa aç, çok sıkışınca üç nolu zarfa aç. <laughs> Birinci zarf sadrazam sıkışmış açmış, eskileri kötüle, kötülemiş biraz yürümüş. İşler gene sıkışmış. İkinci zarfı açmış. Açmak zorunda kalmış. İkinci zarfta şöyle yazıyor. Etrafını kötüle kardeşim. Etrafını kötülemiş. Biraz daha yürümüş. İş gitmiyor. Üçüncü zarfı açmış. Orada da şöyle yazıyor. Sen de üç zarf hazırla. Şimdi Erdoğan'ın üçüncü zarfına geldi iş. Birinci zarfı 3 Kasım 2002 Bismillah geldi. Başladı. Atatürk, İnönü, Demirel, Ecevit, Türkeş hepsine verdi veriştirdi. AK Parti'den önceki Cumhuriyet tarihinde yapılan bütün işlerde bir kusur noksan eksik buldu. Bundan biraz yürüdü. Sıkıştı ikinci zarfa açtı. Etraf başladı. Abdülatif Şener'den Bülent Arınç'a Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na Abdullah Gül'e, Hüseyin Çelik'e tek tek saysam bitiremem. Etrafında kim varsa onları kötülemeye başladı. Biraz da böyle yürüdü Allah var. Fakat şimdi Erdoğan için üçüncü zarfı açma vaktidir. Orada da kendisinin de üç zarf bırakarak postu terk etmesinin gerektiğini görecektir. İnşallah siyaset polemik Belki zevkli gibi de görülebilir ama vallahi billahi. Her parti belki böyle. Biz özellikle bu Covid belasıyla mücadele esnasında istedik ki bir olalım, birlikte olalım. Hep beraber 83 milyonun sağlığı, sıhhati, huzuru için çalışalım. Erdoğan bize bunu belediyelerimiz noktasında yaptırmadı, parlamento noktasında yaptırmadı. Velhasıl didişmekten, kavga etmekten, ötekileştirmekten, kutuplaştırmaktan bıkmayan, yorulmayan ama çok büyük yanlışlar yapan bir cumhurbaşkanıyla, bir parti genel başkanıyla karşı karşıyayız. Tekrar son cümlem şu olsun. Sayın Erdoğan şu yedi öğüdü bu gece değilse de yarın bir okuyuver ya. Teşekkür ederim. Buyurun. Muhalefet ve HDP kullanıyor dedim. masa içinde bize dışarıda bırakmaları kendileri sarayda gibi masa istedikleri için böyle bir eee yaklaşım videolardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Iıı ee, iki kişi tartışıyor. Biz izliyoruz. Siyaset tartışma zeminidir. Böyle tartışmalardan kimse korkmasın. Demokrasimiz adına bundan kimseye zarar da gelmez. Herkes karşılıklı olarak düşüncelerini söyler tartışılır. Partilerin tabanları var. Partilerin kuruluş gerekçeleri var. Partilerin programları var. Partilerin tasavvur ettikleri bir Türkiye iddiaları var. Ortak paydalarda buluşulduğu vakit siyasette e, mesele yoktur. Ortak paydalarda buluşulmadığı vakitte herkes kendi bulunduğu pencereden Türkiye ile ilgili tasarruflarını, tasavvurlarını kamuoyuyla paylaşmak suretiyle milletin takdirini kazanmak isteyecektir. Hal böyle olduğunda iyi Parti ile HDP arasındaki bu tartışmanın e, Türk siyasetinde bir kriz yaratacak noktaya geleceğine ihtimal vermiyorum. Kendi iki parti arasındaki tartışmaya da çok dışarıdan e, dahil olmak da e, bize yakışmaz. Şimdi şurada bir yerde anlaşalım. Bak bu kamuoyunda bunlar olduğu için şunu getirmişim. Eee 27. dönem milletvekili seçim oy pusulası arkadaşlar. Bakın şurada Cumhur İttifakı sütunu var. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Şurada da Millet İttifakı sütunu var. Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Parti ve İyi Parti. Bizim Millet İttifakımızın boyutu budur. Efendim biz HDP seçmeninden oy aldık. Elbette aldık. Hayır ben daha ileri gidiyorum. Biz AK Parti seçmeninden sadece İstanbul'da 6-700 bin oy aldık arkadaşlar saç sandıkta bu milletin ortak bir şemsiye ortak bir payda altında buluşmasından birleşmesinden daha doğal bir şey olmaz. Bu hep böyle olacaktır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ee, son yapılan genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ittifak budur. Ama yarın seçim olacak. Yani yarın derken biz bir an önce olsun istiyoruz. Covid biter bitmez ama yani ben öyle istiyorum. Arz ediyorum. Millet bu yükü daha fazla taşıyamaz. Bu hükümet, bu Cumhur İttifakı aslında milleti sırtında bir kamburdur, yüktür. E, lakin seçim ne zaman olur ona anayasada öngörülen karar verici, merciler e, karar verecektir. Yarın seçim olacak. Kim bilebilir, yani siz Cumhur İttifakı'nın, yani AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi İttifakı'nın bir sonraki seçimde de kesin olarak bu kombinasyonda seçime gireceğinin garantisi var mı? Yok. Buranın böyle gireceğinin garantisi var mı? Yok. Gün doğmadan neler doğar? Bakın AK Parti ikiz doğum yaptı. iki tane yeni parti var. Bunların Türk siyaset hayatındaki konumlanmaları, konuşlanmaları, kamuoyu desteklerini nereye gidecek, nereye varacak hep birlikte bunları yaşayıp göreceğiz. Bir tane bildiğimiz şey var mı? AK Parti tereyağı gibi veriyor. Bu kadar basit. İlk seçimde de vatandaşlarımız e, bunun bedelini soracaklar. Çok doğaldır. Bedelin vebali olur. Yani bu kadar bedelin bir vebal olsa gerek. Vebalin e, adresi de sandıktır. Vebal sandıkta ödenecektir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Saygılar.